Üçelikler monitör sevenler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Yine 11.com üzerinden Gamers Arena. Samsung Odyssey M5 LS27CM 500 EUXUF 27'yi satın aldık. Bu ürünün kodu oluyor. Normaldir Samsung'da malum biliyorsunuz bir sürü ürün olduğu için kodları böyle uzatıyorlar. 27 inç demiştik. 4 milisaniye tepkime süresi olan 60 Hz full HD LED akıllı monitör satın aldık. Evet şimdi tanıtıma girmeden önce bazılarınız diyecek ki neden bunu satın aldın? Onu bir aktarayım. Dostlar aktarmak durumundayım çünkü ikilemde olabilirsiniz benim gibi faydalı olacaktır. O yüzden neden satın aldığımı aktarıyorum. İlk önce dedim ki ya yatak odasına bir tane 32 inç televizyon alayım. E malum misafir oluyor, evde kalan oluyor filan. Tamam. Ben yukarı çıkarım, yatak odamda film izlerim dedim. Netflix izlerim dedim çünkü üyeliğim var. E akıllı bir TV almam gerekiyor dedim. Bir baktım 3800 3900 4000. Bu arada ben bunu 3900 e aldım. İndirim kuponuyla beraber 4000 liraya geldi. Adını bilmediğim markalar en ucuz herhalde bir 3700 3800 4000 liraya yakındı. Tamam 32 inçti ama Dostlar bu çözünürlükte de değildi ve Samsung kalitesinde değildi. Benim için kalite, marka da önemli. O yüzden dedim ki ya normal bir TV alacağıma yanına efendim Android Box alacağıma, değil mi? Veya akıllı TV bilinmedik bir marka alacağıma Samsung alayım, geçeyim dedim. 27 keşke 32 olsaydı ama aradaki fiyat çok fazlaydı. O yüzden 27'de kaldım. Hadi fazla uzattım. Şimdi firma ürün hakkında ne bilgiler vermiş? Kısaca size aktaralım. Kendi tarzınızla izleyin. Oynayın ve çalışın demiş. Evet çok güzel bilgisayara bağlanabiliyor şu an zaten benim bilgisayarım Samsung'a bağlı ve gayet güzel görüntü alıyorum. Kendi tarzınızla izleyin. Menüler özelleştirilebiliyor. İstediğiniz programı indirebiliyorsunuz. Şimdi kafadan soru soranlar olacak. Acaba IPTV çalışıyor mu? Dostlar IPTV akıllı TV'de ve bu TV'de yani rahatlıkla çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Güzel bir program bulursanız IPTV izleyebilirsiniz. Netflix Prime Video, Disney, değil mi? YouTube bunların hepsini de indirip izleyebilirsiniz. Daha akıllı eğlenceyi deneyimleyin demiş. Evet Smart TV uygulamalarından bahsetmiştik. Rahatlıkla indirip buradan application'dan yükleyebiliyorsunuz. Oyunların bir araya geldiği yer demiş. Gaming Hub seçeneği var. Buradan Xbox, GeForce Now gibi yine programları indirip oyun oynayabiliyorsunuz ama oyunda denemedim bilginiz olsun. İş araçlarınıza bilgisayar olmadan erişin. Bu da çok güzel bir şey. PC yansıtma özelliği var. Telefondan da yansıtma özelliği var. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Görüntüyü bu monitöre aktarabiliyorsunuz. Görüntünün odağında kalın ve sohbeti canlı tutun demiş. Slimfit kamera ne olur benim gibi yapmayın dostlar. Ben şurayı görmemişim şu detayı. Üstünde kamera aradım. Hatta dedim bizi gizli gizli çekiyorlar mı acaba dedim. Baktım baktım bulamadım. USB kamera takarsanız ne yapıyor? Google Meet üzerinden görüntülü chat yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Dediğim gibi kamera aramayın. Kamera yok. Siz takarsanız var. Büyük ekranda içerikleri görmek artık daha kolay. Mobil bağlantıdan bahsetmiş tamam. Hatta iPad ve Mac'le de ne yapıyormuş? Etkileşimi varmış. Dediğim gibi Android'de de ne yapıyor? Ekran yansıtma özelliğiyle ekrana aktarıyor. Kolayca bağlanın. Evet zorlanmıyorsunuz. İki tane USB var arkada ve aşağıda da iki HDMI var. Şimdi USB deyince özellikle tek USB'li istemedim bir HDMI istemedim. Bu haplar oldukça güzel. İki tane USB, iki tane de HDMI var. Şimdi soranlar olacak. Video devamında aktaracağım ama başlangıçtan bildireyim. Mouse takabiliyorsunuz. Çok güzel. Klavye takıyorsunuz. Mükemmel bir A4'teki denedik. Ardından 1 terabayt ne yaptım? Harici disk taktım. Abi onu da gördü. Vallahi helal olsun. Teknoloji iyi. Akıllı eviniz için basit kontrol demiş. Bakın bunu bilmiyordum. Ne yapıyormuş? herhalde uygulamayla yine SmartThings'ten bazı akıllı Samsung alet aletlere ne yapabiliyorsunuz erişim sağlayabiliyorsunuz ki üstünde Wi-Fi var, Bluetooth da var. 1920 çarpı 1080 çözünürlük, 4 milisaniye, tamam çok güzel. Maksimum 60 Hz demiş. Eyvallah. 16'ya 9 en boy oranı. 250 cd metrekare demiş parlaklık tipi. Burada da ne yapmış? Bize özellikleri aktarmış. Şöyle hızlıca geçeyim dostlar. Görün HDR10 var diyor evet. Bu modlar da çok önemli. Gaming Hub evet. Game Bar evet. Bakın. işletim sisteminden bahsetmiş. Ha, güzel. Zaten direkt ne yaparsınız? internet sitesinden. Wi-Fi 5 varmış. İyiymiş ya. Evet. Bluetooth 5.2 odayı. Hoparlörümüz var. Hoparlör çıkışı, ses çıkışı odayı. Evet. Hepsi burada ne yapıyor? Bize Aktarılıyor 50 wattta maksimum bir güç tüketim varmış ama normalde 21 watt takılıyormuş arkadaş. Orada size aktarmış olayım. Şimdi bazıları diyecek ki 12 volt 24 volt seçeceğim Yok arkadaşlar bu 100 voltla 240 volt arası çalışıyor. Yani tekne de karavanda kullanmanız zor. Anca inverterla kullanırsınız. Hadi uzattım biliyorum. Ürün neye benziyor hep beraber bakalım. İzlemeye devam. Müzelikler ürün elimize ulaştı. Kutulanmış bir şekilde geldi ki orijinal kutusu zaten. Şöyle göstereyim enerji sınıfı yazıyor. Bakın zaten korunaklı bir şekilde ne yapıyor? Samsung ve büyük markalar bunları kutulayıp bize gönderiyor. Fazla sıkmayacağım kutu açılımıyla pek uğraşmayacağız. Üst tarafa açayım. İçinde neler var? Kısaca göstereyim. Arkasından da ne yapacağım? Boyut bakımından elimdeki diğer monitörlerle kıyaslama yapacağım ve kısa bir tanıtım geçeceğim. Monitörümüz bu şekilde. White ekran, Kılavuz var iki tane pil göndermişler. Kumandamız ki tekrar göstereceğim. HDMI kablo, power kablosu. Burada bir tane ayak aparat bağlantısı ve monitörün arkasına yine bir aparat bağlantı aparatı diyelim. Bize ne yapılmış? Sunulmuş. Hadi bakalım. Masamızın üstüne koyalım ve daha yakından ürüne bakalım. Evet. Ayağını yaptım, monte ettim. Üst tarafa zaten girinti için çıkıntılar var burada. Alt kısımda da iki tane vida yeri var. Şu kısımda zaten alt tabla üst tablaya giriyor ve altta bir vida var. Onun sayesinde sıkıştırma yapılıyor. Evet. USB girişler ve HDMI girişler bu şekilde. Buradan da power kablomuzu ne yapıyoruz? takıyoruz. Bunu da dipnot olarak düşeyim dedim. Masada görüldüğü gibi hakikaten büyük. Yanda bir 21 inç var. Birazdan da bir 24 inç monitör koyacağım. Boyutları görün diye. Valla 70'e yakın tabi. İnç hesabı yaptığınız zaman tam 70 olmuyor ama Türkiye'de 70 diye geçiyor. Yani 70 ekran diye geçiyor. Hadi bakalım bir de 24 inç koyalım ve duruma bakalım. Sağdaki de bizim HP'nin 24 inçi. Diyeceksiniz ki ya 3 inç var arada bu kadar fark eder mi? Dostlar fark ediyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. Tabi ayak da biraz yukarıda ama olsun. Sonuçta 3 inç de olsa fark var. Hadi bakalım açalım bir de görüntüye hep beraber bakalım. alt kısımdan açıyoruz. Power düğmesini gördünüz ve ilk kurulumda kumandayla adım adım isterseniz akıllı telefonla da yapıyor. Ev modu. Wi-Fi ağları arıyor. Burada benim Wi-Fi'm bu şekilde. Bu adımları geçeceğim. Wi-Fi'nin bir şifresini girelim. Şifreyi tanıttıktan sonra ne diyor? Bilgilerimi görüntüle, hüküm koşulları ve gizlilik bildirimim var. Dümünü kabul ediyorum gibi kabul edebilirsiniz isterseniz etmeyebilirsiniz ama bence kabul etmenizde fayda var. Ayrıntıları da bize vermiş. Tamam dedik. Güncellemeleri denetliyor. Android'de bir güncelleme var mı? Ona da bakıyordur diye düşünüyorum. Evet. Güncelleme yüklemesi istedi. Sizi bekletmeyelim. Bitince devam edelim. Kumanda detayını da araya girmek istiyorum. Xiaomi'nin kumandasını biraz andırıyor kısımlar ama Samsung temalı çalışmışlar. Samsung'un bende 4K'sı var. Burada 1, 2, 3 renk butonu değişik gösterilmiş. Dostlar oldukça kibar. Kumandayı sevdim. Ve oldukça hafif. Bakar mısınız? Gayet hoş. Görüntüsü de hoş. Evde Samsung TV'si olanlar için ufak bir detay daha yaşasın. Bakalım çalışacak mı? Evet dostlar. Eksiksiz bir şekilde ne yapıyor? Çalıştırıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Vallahi internete bastım hemen de ne yaptı? Dostlar interneti açtı. Sorunsuz. Ses yine ki sistem aynı. Yukarı aşağı program Hepsi ne yapıyor? Aktif bir şekilde çalışıyor. Dipnotu da düştüm. Ayrıca çok da gitti. Güncellemeyi yaptıktan sonra oturum açın veya bir Samsung hesabı oluşturun diyor. Bir Samsung hesabı istiyor. Samsung hesabınız varsa telefondakiyle ne yapabilirsiniz? Eşleştirme işlemi yapabilirsiniz. Bu adımları da hızlı geçelim. Menüye ne yapalım? Dostlar geçelim. Bu adımdan sonra zaten ne yapacak? Yavaş yavaş ilerleyecek ve menüye geçecek zaten üçüncü stepteyiz yani üçüncü adımdayız. Evet şu an ana menüdeyiz. Bakın kumanda yardımıyla sol menüye girdiğiniz zaman medya, workspace, arama tuşu, tabi programlarda arıyor, bağlı cihazlar ve ayarlar kısımlar Ayarlarda multiview, bakın smart monitör hoparlör çıkışından ayarlayabiliyorsunuz. Kapanmış ayarları var burada. Kapanış ayarlarına basalım. Mesela 30 dakika sonra kapat. Bakın 60 dakika sonra kapat. 120 dakika diye ne yapıyor? Otomatik kapanma ayarı yapabiliyorsunuz. Demek dinamik modu da esasında resim modu. Dinamikte bu resim modunun bir tane modu. Ortaya bastım. Değiştirdim. Standarda geçtim. Bakın. Bir daha bastım. Resim değil de film moduna geçtim. Bir tane daha bastım. Ne yaptı? Dinamik moda geçirdi. Ama buradan gelişmiş ayarları yapabiliyoruz. Görüntü kurulumu bastığımız zaman parlaklık arttırabiliyoruz. Kontrast yine arttırıp azaltabiliyoruz. Netlik ayarları var. Renk ve ton ayarlarında buradan ne yapıyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Geri çıkmak için şurada geri tuşu var. Back tuşu. Ne yapıyor? Bu şekilde çalışıyor. Bluetooth cihaz listesi var. Bluetooth'ta bağlantı yapabiliyoruz. Ses modu standart. Uyarlanabilir ses. Ve buradan da bakalım ne var? Yüksek moda geçebiliyoruz. Filme göre ne yaparsınız? Ayarlama yaparsınız. Wi-Fi burada bizim external biricimiz var. Ona bağlandı. Oyun modu kapalı diyor. Buradan da oyun modunu ne yapabilirsiniz? Açık yapabilirsiniz. Tabii şu an kötü bir görüntü çıktı karşımıza. Otomatik modu da alırsanız oyunda oyun modu geçiyor. Normal modda da ne yapıyor? Film modunda da film moduna geçiyor. Göz koruyucu modu açabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Bir de tüm ayarlar demiş. Demek ki burada bakın bir Samsung televizyon gibi özel ayarlara geçebiliyorsunuz. Bu da oldukça hoş. Araya dipnot gireceğim yine. Aynı Samsung gibi bakın yukarı aşağı butonlarıyla ses ve program geçişleri yapabiliyorsunuz. Yani bir Samsung klasiğinde ne yapmışlar? Televizyonlardaki klasiği buraya uygulamışlar. Burada oyun ayarları, oyun modu. Oyun modunu otomatik almıştık. Buradan açık yaptığımız zaman tüketim artabilir diyor. Yanıt süresi daha hızlı. Sanal hedef noktası kapalı gibi. Ne yapıyorsunuz? Bakın ayrı bir menü açılıyor. Oradan da ayarlayabiliyorsunuz. Dostlar, amatörce bir tanıtım bu. Ben de sizlerle beraber açtım arkadaşa. Ne yapıyorum? Bakıyorum. Buradan Bakın aşağı kısımdan zaten Amazon'daki ne yapıyor? Filmleri gösteriyor. Netflix var, Prime Video var, Disney var, TV var, YouTube var. İnternete girebiliyorsunuz. Buradan da bakalım yüklü uygulamalar nelermiş? Yine Samsung klasiği. Evet Netflix, Disney, XM var. Beyim var. IPTV var. Enteresan IPTV'de üzerinde ne yapıyor? Geliyor. Birçok uygulama var. Evet. Gayet güzel. Buradan da uygulama listesi karşımıza çıkıyor ki IPTV soranlar olmuş. Bakın. extreme bile dostlar mevcut. Tabii bunun için bir kurulum yapmanız gerekecek. Oturum açlıyor. Buradan ayar yapıp da IPTV'ye geçiş yapabilirsiniz. Yine bek yapalım. Tabii bunları kurmak için de bir Samsung üyeliği ne yapacaksınız? Aktif hale getireceksiniz. HDMI 1'de herhangi bir şey takılı değil. 2'de de takılı değil. Evet sinyal yok diyor. Zaten bilgisayara takabilirsiniz. Dediğim gibi harici de isterseniz bir uydu alıcı takabilirsiniz. Televizyon gibi kullanma imkanı var. Ayarlar kısmına girmiştik zaten de. Buradan bağlantı ayarlarını bulamadım. Normalde Xiaomi'de biliyorsunuz bir hesap ayarları oluyordu ama bunda nerede? Workspace'de bir şey var mı? Ha, Windows PC çok iyi. Mac olay var. Evet. Google Meet var. Ben merak ettim. Bu aletin kamerası vardırlar ama tabii ki USB kamera mobil kamera yok arkadaşlar. Buna USB kamera takabiliyorsunuz. Mobil kamerayı kullanabiliyorsunuz. Ama kendi üzerinde ben görmemiştim. Zaten bayağı bir baktım. Kamera yok gibi. Yine yanlışım varsa düzeltirim. Yerinizi ekleyin. Evet. Bayağı güzel gizlilik seçenekleri. Bağlı cihazlar. Kamera deneyimi. Allah Allah ya bu kamera var dediler. Şaşırdım ben. Durun bakalım açacak mı? Ne diyor? Bir kamera bağlayarak takılın diyor da. Evet ya. Mobil kamera. Çıkar mı? Yok. Telefona QR kodu ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz. Bizim kamerayı sanırım dostlar ne yapıyor? Aktif hale getiriyor. USB kamerada takabiliyoruz. Vay be. Multi Ekrana ikiye bölebiliyoruz. O özellik de var. Görüyor musunuz? Bu da güzel bir özellik. Solda sanırım bizim menüyü koyacak. Yan tarafa da ne yapıyorsunuz? Mobil cihaz. SmartThings uygulaması. Üzerinden bir USB kamera veya mobil kamera bağlayın diyor. Gayet hoş. Evet. Geri gelelim. Bu fiyata değer mi? Vallahi değer. YouTube'a girdik. Evet. Gayet hoş yere çıktık. Ha oturum aç diyor. YouTube içinde. ne yapacaksınız? Bir oturum oluşturacaksınız. Dostlar o şekilde oturuma devam edeceksiniz. Ne yapalım? İzlemeye devam edelim. Fazla uzatmayacağım. Yorumumu yapacağım. YouTube'dan çıkın diyor. Bence görüntü kalitesi oldukça iyi. TV erişimi oraymış bakalım. TV'nizin yansıtma yoluyla görüntüleyebilirsiniz diyor. Vay be, çok iyi. Dediğimiz gibi ilk başta yansıtma modu da vardı. Telefondan da yansıtma olayı var. Bağlantı kılavuzu koymuşlar. Evrensel kumanda demiş. Zaten ben ne yapacağım birazdan dostlar. Klavyemiz var. O klavyeyi de USB klavyeyi de yani bilgisayar klavyesi değil de minik klavyeyi de. bunu takıp bir deneme yapacağım. Sonra da yorumumuzu yazıp ne yaparız? Sonlandırırız. Maksat burada amatörce ne yapıyoruz? Yorum yapıyoruz. En azından aleti görüyorsunuz. Bilmeyenler için Kimi özelliklerini yapmış olduk anlatmış olduk Onlar da fayda olacaktır diye düşünüyorum Bluetooth cihazlarına bastığımız zaman Evet Bluetooth cihazlarımızı da arıyor Bu da güzel bir Özellik Hadi şu USB'yi merak ettim Bizim klavye bunda çalışacak mı Hep beraber Bakalım Mini klavyeyi bulamadım ama multi klavyemiz var A4'teki 4 daha önce tanıtımını yapmıştık mouse ve Klavye bir arada bakın Klavyeyi desteklemiyor diye bir ne yaptık fareyi desteklemiyor diye daha doğrusu bir hata aldık fare özelliği bazı uygulamalarda desteklenmeyebilir diyor dostlar USB'yi bazen tak takıyor zannediyorsunuz arka kısma fakat iyice ittirmeniz gerekecek tabi zarar vermeden ben taktığımı zannettim ama görmedi sonra ne yaptım biraz ittirdim ve görmeye başladı evet klavyemiz çalıştı smartta ama fare evet Farenin tuşlarına bastığımız zaman da bu hatayı ne yapıyoruz? Alıyoruz. Şuradan bu arada ne yapalım bir smart moduna geçelim. Evet. Klavyeyi nerede kullanabiliriz? Bakın HDMI modu yine bilgisayar bağlı. Aşağıda bize ne yapıyor? Kutucukta gösteriyor. Youtube'da bir deneyelim. Gerçi oturma açlayacak ya e bakalım. Açmadan yapabilir miyiz? Youtube'dan vazgeçtim ve normal bir taramaya girdim. Dur bakayım. Evet dostlar. Klavye. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Fare. Allah Allah. Fare de çalıştı. Devam tamam, güzel bir haber dostlar. Hadi bakalım izlemeye devam edelim. Evet güzellikler. Sonuç olarak amatörcü, acizane yorumlarımı size aktarmak istiyorum. Memnun kaldım mı? Çok memnun kaldım. Boyutlar oldukça iyi. Artılarını söyleyeyim. Bakın klavye mouse çalışıyor. Flash disk taktım. Yani USB bellek 16 GB, 32 GB. Hatta coştum dostlar. 1 TB ne yaptım? Harcı hard disk taktım. Ondan da görüntü aldım. Gayet güzel, hızlı bir şekilde verilerime ulaştım. Medyalarımı oynattım. Akıllı TV olması büyük bir artı. Ve dostlar ucuz satılan TV'lere göre bakın görüntü oldukça şu an monitördeyiz iyi. TV'de de oldukça iyi akıllı TV'de de IPTV çalıştırıyor ve tüm Android uygulamaları yükleme imkanı sağlıyor. Ben oldukça beğendim. Çok kibar bir ve işlevsel diyeyim kumanda ve güzel bir monitör sahibi oldum. Almak isteyenler acizane söylüyorum. Gönül rahatlığıyla alabilir. Hem monitör hem TV olarak tabi internetiniz varsa akıllı TV olarak kullanabilir. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım sıkmamışızdır. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir videoyu geçtik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlar.